Birçok olaylar yaşandı. İtalya'da temiz eller operasyonu oldu. Gladio sorgulandı ve akılcı bir politikayla şeffaf bir demokrasi kurmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama Türkiye'de biz bunu göremiyoruz. İşte dün Diyarbakır'da siz sivil toplum örgütlerinin önünü tıkarsanız, onlara baskı uygularsanız, yetişmiş elemanlarını terörist deyince tıkarsanız ve yani geriye ne kalır? Biz kalkıp normal sivil bir demokrasiden söz edebilir miyiz? Baskıya askeri bir demokrasi. Bunun ötesi yok. Yine dün biliyorsunuz müdahale edildi. Diyarbakır'daki o işte barış gelsin, artık bu sorun çözülsün çığlığına engel konuldu. Keşke bunlara ihtiyaç duyulmasaydı ve biz bunları konuşmamış olsaydık ya da bunları dile getirmeseydik. Bugün yine birkaç soru daha var. İşte ana dille ilgili. İşte siz ana dilin Türkçenin resmi olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye ya da güçlü bir muhalefet nasıl olur diye. Yani kısaca ben bunları dile getirmek istiyorum. Uzun uzadıya sorular. Ben bugün ana dili Kürtçe olan bir insan olarak evde iki dilli konuştuk. Yani Anadolu'nun değişik yerlerini dolaştık. Dün de dile getirmiştim. Ana dili insanın gerçek varlığıdır. Her insan kendi kültürüyle, kendi ana diliyle, annesinin mırıldandığı şarkılarla var olmak ister. Yani bugün kendi ülkenizin dışına çıktığınızda birdenbire kendinizi yalnız hissedersiniz ve kendinizi güvensiz hissedersiniz. Ana dilini kullanamayanlar, ana diliyle eğitim yapamayanlar hayata yenik olarak başlarlar. Dolayısıyla diğer bir dilde eğitim gördükleri için zorlanırlar, yaralanırlar, kendilerine yabancılaşırlar. Bu anlamda eğer bir ülke toprağında asli unsur olarak o ülkenin her türlü savaşımına katkıda bulunan bir halk varsa ve bu halk çoğunlukta kendi diliyle, kültürüyle yaşamak istiyorsa o halkın sesine kulak verilmeli, gereken yapılmalıydı. Neden rahatsızlık duyuluyor ki? Yıllardır hala baskılar sürüyor. İşte efendim serbestmiş. Serbest de sokakta, ki serbestlik serbestlik değil, kamusal alanda kullanılmadıkça bu her gün Türk'üm doğruyum diye antlar pişirilerek küçük çocuklara bunu zorunlu tutarsanız ve o işte kendini Kürt olarak hisseden ve Kürtçe ifade eden duygulanımlığıyla, her türlü şeyiyle yani Kürt olarak ifade eden bir çocuğa siz bu serbestliği verdiğiniz takdirde biz demokrasiden söz edebiliriz. Dolayısıyla elbette her şeyin serbestliğe kavuşmasını isterim. Türkçenin yani resmi olarak okulda serbestçe okutulmasından yanayım. Şu anda seçmeli ders deniyor ama bu ne kadar insanın kendi dilinin turisti olması acı bir şey elbette. Bu anlamda da çok düzgün, yani olgun, yani altyapısı sağlamlaştırılmış bir adım olarak görmüyorum doğrusu. Güçlü muhalefet nasıl oluşur şeysine, sorusuna da verecek yanıt o kadar çok ki. Yani şimdi yıllardır, 80 yılı aşkın süredir sürekli baltalanan ve nifak tohumları atarak insanları bölgelet politikasıyla yönetilen bir ülke, başbakanlarını zehirleyen, başbakanlarını asan bir ülke, 16-17 yaşındaki çocukların nüfusları büyütülerek asılan bir ülkede ve korkunun hakim olduğu bir ülke, sivil toplum örgütlerinin darmadağın edildiği bir ülke. Yani elbette kolay değil yani bu muhalif seslerin bir araya gelmesi. Ama yani eğer insan isterse elbette yapar. Yani çünkü hakikaten yani direnmek, politikayla ilgilenmek bir anlamda onurlu yaşamaktır. Ben sözü fazla uzatmayayım, ufak bir anekdotu anlatayım. Belki biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar olur. Hani Hitler döneminde işte o dönemde yaşayan bir Alman şöyle dile getiriyor, diyor ki işte komünistleri gelip götürdüklerinde sesimi çıkartmadım, sosyal demokratları gelip götürdüklerinde sesimi çıkarmadım, pısıp kaldım. Sonradan sendikacıları gelip götürdüklerinde yine sesimi çıkarmadım, dedim ki ben sendikacı değilim.
Onları da götürdükten sonra ortalıkta hiç kimsecikler kalmadı ve sıra bana geldi. Bu anlamıyla bizler birbirimizin sorunlarına, birbirimizin acılarına sahip çıkmak zorundayız. Ancak böyle olursa biz özgürlüğe ve güzelliğe doğru evrilebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Sabancı, sağ olun. Çok soru var. Ben de böyle şey yapmışım gibi, şu kadar zaman vereceğim gibi bir şey de söylemiyorum ama biraz kısa tutabilirsek eğer, çok rica ederim. Aslında çoğu tekrar olduğu için çok zamanınızı almayacağım ama hepsine, özellikle çok sert olanlarına özellikle cevap vermeye çalışıyorum. Eleştiri içeriyor çünkü çoğu şeyden sorudan ziyade. Kongrelerinizde hoş olmayan görüntüleri izliyor ya da tanık oluyoruz. 70 bin kişiyle kongre yapanları takdir etmek zorunda kalıyoruz. Ne dersin? Vallahi eğer bunca zulme, yoksulluğa yağmaya rağmen eğer sırf 70 bin kişiyle kongre yaptı diye bir iktidarı takdir etmek zorunda kalıyorsak takdir duygularımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, AKP kongre yapmıyor. AKP dün Van'da bir kongre yaptığını iddia etti. Vatandaşla kürsü arasında en az 150 metre, başbakanın etrafında binlerce koruma, seçime dair herhangi bir şey yok. Başbakan çıkıyor, belki çok amiyane bir tabir olacak ama ağzından köpükler saçarak neredeyse dünyanın her bir köşesinde olan olay yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni fatura ederek, olguları ters çevirerek, nefret söylemi kullanarak. Bakın dün birkaç gün önce Suriye'de olduğu iddia edilen bir katliamda genel başkanı sorumlu tutan bir konuşma yaptı. Bu kongre falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde kuşkusuz tartışma var. Ama kongreler zaten yarıştır, tartışmadır. Yani yumruklama hoş bir şey değil, tartaklama hoş bir şey değil ama bunun karşısında alternatif olarak AKP'nin neonazi dönemlerinden kalma disiplinli tartışmaktan ziyade itaati öne çıkaran kongrelerini koymayı ben kabul edemiyorum. Meclisteki yemin törenini hatırlatıyorum size. Her bir AKP milletvekili önce bunu çok anlatıyorum. Başbakana önüne geçip, önlülük deyip, baş ve topuk selamı verip, sonra yemin edip tekrar başbakana topuk ve baş selamı vererek yemin törenlerini tamamladılar. Siz böyle milletvekili ister misiniz? Böyle il başkanı, böyle delege ister misiniz? Yoksa yanlış olduğuna inandığı şeye karşı çıkan, onun mücadelesini veren delege mi istersiniz? Demokrasi diyorsak biatın karşısında duracağız. Demokrasi diyorsak aklını, vicdanını hiç kimseye, liderine bile emanet etmeye, ancak halka, daha üst değerlere emanet eden, onları referans alan parti yönetim kademelerine ihtiyacımız var. Aksi zaten şu anda AKP'de olduğu gibi bakanların bile içeriğinden haberdar olmadığı, yasaların düzenlendiği bir parti mekanizması demektir. Sizlerin de böyle bir şey isteyeceğinizi zannetmiyorum. Ama tekrar ediyorum, kuşkusuz şiddet, kavga, gürültü tercih edilebilir bir şey değil. Önümüzdeki günlerde bu görüntülerin de azalacağını düşünüyorum. Çünkü umut olmak zorundayız ve Türkiye'nin de umudu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye düşünüyorum. Eklemek istiyorum sevgilerine. Elbette siz bir partili olarak Cumhuriyet Halk Partisi diyorsunuz ama bunun yanında BDP gibi zor koşullar altında kendi halkının sesi olanlar da bir örgü. Siz onlara destek verdiğiniz zaman Türkiye daha aydınlık yarınlara ulaşır. Birbirinize destek vermek zorundasınız diye düşünüyorum. Ya bu tabii son zamanlarda çok dillendiriliyor. Yani Barış ve Demokrasi Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ayrı programları, ayrı kadroları olan partilerdir. Sadece bu iki parti değil, buna birçok sol sosyalist parti de dahil edebiliriz. Kuşkusuz AKP faşizmi karşısında direnen, özgürlükten, barıştan yana faaliyette bulunan
herkesle eylem bazında yan yana olunabilir. Ama iki ayrı parti söz konusu, iki ayrı program söz konusu. Bunlar partilerin karar vereceği şeyler, benim karar vereceği bir şeydir. Ben başlangıçta fikrimi söylemiştim. Evet. Yargı nereye gitmiyor? Yargı dün nereye gidiyorsa bugün de oraya gidiyor. CHP'den halka vekil mi olunur, katil mi olunur, doğru mu? Şimdi CHP'ye atfedilen ve CHP'yle bağlantılı olarak Kemalizm'e atfedilen eylemlerin neredeyse %80'i %90'ı aslında Türkiye'nin son 50 yılına hakim olan gerici faşist iktidarların yaptığı eylemlerdir. Eğer Kenan Evren'in işkencelerini, darbe dönemlerinin işkencelerini Kemalizm'e ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura ediyorsak burada çok ciddi bir çaptırma, saptırma var demektir. Gerçekten bu çok dillendiriliyor. Evet. Evet, AKP'de benzer şeyler söylüyor. Yani şimdi darbelerin ilk mağdurları, ilk sıradaki mağdurları herhalde dünyaya soldan bakarlardır, Cumhuriyet Halk Partililerdir. Her darbe döneminde Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır. Yani soru Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olduğu için söylüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan milletvekillerini benim tanıdığım en az 20'si onlarca yıl hapis cezası çekmiş, sonra beraat etmiş, işkence görmüş kişiler. Dolayısıyla CHP'den halka vekil mi olur, katil mi olur sorusunu çok vicdansızca buluyorum. Yargının nereye gittiğine ilişkin fikrini söylemiştim. Yargı zaten kötü bir yerde geliyordu, daha da kötü bir yere gidiyor. Halka vekil olmaya çalışıyoruz şu anda. Ülkemizde yaşanan çıkmazları yıllardır yaşıyoruz ve hep şikayet ediyoruz. Çözüm yolları ve çare nedir? Bunu istiyoruz. Çözüm yolu çok açık aslında. Bir kere yeni bir Türkiye var. Buna herkesin bunun yani bunda hep fikir olması gerekir. Yeni Türkiye'de geleneksel Türkiye'nin kurumları, kavramları artık sonuç vermiyor. Yani eğer bir parlamentoda bir bakanın hırsızlığı açıkça ortaya konulduğu halde o bakan hala sokağa çıkabiliyorsa, hala bakan titrini taşıyorsa, doğrusu bizim başka muhalefet yolları bulmak gibi bir görevimiz var. Bu klasik bir laftır. Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Yani şu anda yaşanan toplumsal muhalefetteki bu hareketlilik aslında onun işaretleri. Çünkü bunun farkına varmazsa bazı şeylere çok anlam yüklemiş oluyoruz. Yani mecliste bir soru sorulması parlamenter demokraside çok önemli bir denetim yöntemidir. Ama o soruyu cevaplamıyorsa, çünkü bu ahlaki bir durumdur. Yani parlamentonun geleneğiyle ilişkin yaptırımı olmayan ahlaki bir tavırdır, bir denetim yöntemidir. Dolayısıyla yeni yeni farklı muhalefet yöntemleri bulmak zorunda ülke. Çözüm yolu çok açık. Bir kere çok çalışacağız ve örgütleneceğiz. Ve toplumsal muhalefetin diğer unsurlarıyla omuz omuza. Yani mesela parçalı eğitim yasası ülkenin tamamını ilgilendiren ve gerçekten gelecek kuşaklar adına hepimizin işte laikliğin ortadan kaldırıldığı, işte kitler nesil, işte çocuk yaşta işçilik gibi çok önemli sakıncaları doğuracak bir proje. Buna çoğu zaman bir araya gelmesi güç olan birçok muhalif grup karşı çıktı. Bu örgütlülüğü, bu mücadeleyi eğer omuz omuza yaparsa tahmin ediyorum. Mesela yöntemlerden birisi bu olabilir. Ama en önemlisi herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Muhalefet seyirlik bir faaliyet değildir. Bizde böyle bir yaklaşım var. Yani işte mecliste çıksın milletvekili konuşsun.
genel başkan haftada bir gün çıksın, çok güzel söylesin, hak etsin lideri. Ya da işte zaten her türlü haksızlık karşısında sokakta olan, sayıları 15-20'yi geçmeyen sendikacı, aktivist ortaya çıksın, bunlar kavga etsin. Artık böyle bir Türkiye'de yaşamıyor çünkü bunlar sonuçla doğmuyor. Dolayısıyla hayatın her alanını bir muhalefet alanı olarak görüp hiç ilgisiz yerlerde bile, ya dün mesela İstanbul'da bir festivalde bira içilmesi yasaklanmış, alkol satışı yasaklanmış. Gidip orada bira içiyor. Şimdi bu belki çok komik gelebilir size. Geçenlerde bir olay oldu. Trabzon uçağında İdris Naim Şahin inmek zorunda kaldı. Vatandaş protesto etti. Tabii o çok keskin zekasıyla ilk önce protestoyu kendisine destek olarak algıladığı için intikarı biraz geç oldu ama sonrasında bunun protesto olduğunu anlayınca inmek zorunda kaldı. Yani özetle muhalefet seyri temaşalık bir faaliyet değildir. Herkes artık elini taşın altına sokmak zorunda. Sadece oy verilerek AKP faşizmiyle, AKP'nin Türkiye'yi götürmek istediği yerle mücadele etmemiz kolay olmayacaktır. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bir kere sanıldığı kadar az değiliz. Ve bu mesela yargıyla ilgili çözüm yolları çok basittir. Bu, ya bu nasıl tamir edilir falan gibi düşünmeyin sakın. Bunlar evrensel kurallar da ortadadır. Eğer bağımsızlığı teminatları hayata geçirilirse çok kolaydır bu da. Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanılmaz bir birikimi de vardır. Yeterli kadrolar da vardır. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın derim. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AKP yargıyla birçok kurumu ele geçirmiştir. Şimdi anayasa hazırlıyor. Komisyonda CHP var. AKP ile çağdaş bir anayasa yapacağınıza inanıyor musunuz? CHP'nin alternatif bir anayasa hazırlığı var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasaya ilişkin çok fazla bir birikimi var. Yani anayasa metnini arkadaşlar abartmayalım. İki tane doktora öğrencisi bir ay içerisinde dünyanın en güzel anayasa metnini hazırlar. Bu yani öyle abartılacak anayasa hazırlığı, alternatif hazırlık falan filan. Buna dair hiç böyle çok abartılacak bir şey değil. Çünkü bu AKP'nin anayasa sürecini meşrulaştırırken kullandığı en kötü argümanlardan birisi. Yani bir metin fetişizmi yaratıp anayasa değişecek ve tüm sorunlar çözülecek. Oysa sürekli örneğin verdik. Dünkü şiddetin gerekçesi anayasa değil. Parasız eğitim isteyenlerin içeride tutulması anayasa gereği değil. İşte İzmir Belediyesi'ndeki o hukuksuz soruşturma anayasa gereği değil. Yani şu anda ne kadar antidemokratik uygulama varsa bunlar zaten anayasada, anayasaya göre olmaması gereken şeyler. Bir kere son sorunun şeyi bu, cevabı bu. Yani metine odaklanmış bir anayasa alternatifi var mı, çalışması var mı falan. Yüzlerce var. Bu çok abartılacak bir şey de değil. Cumhuriyet Halk Partisi niye komisyonda? Şimdi benzer sorular çok fazla var. Bir kere anayasa referandumu öncesindeki anayasa çalışmalarında reel politik açısından Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştirildi. Ve o sürecin dışında kalınması gerekçesiyle, nedeniyle anayasaya katkı verilememesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınıldı. Burada iki alternatif vardı. Ya sürecin dışında kalıp anayasayı diğer partilerin tercihlerine terk etmek ya da orada olup bunun mücadelesini vermek. Çünkü başbakan zaten açıkladı. Bizim B planımız var. Gelirse bizimle kim geliyorsa onlarla yapar geçeriz dedi. Dolayısıyla orada kalıp bunun mücadelesini vermenin çok daha reel politik açısından yerinde olacağı gibi bir karara varıldı. Benim kişisel olarak başlangıçtaki bakış açım şuydu. Antidemokratik bazı yasaların, bazı uygulamaların ön şartı olarak sürülmesi, yani gelin terörle mücadele yasasını kaldıralım, gelin özel yetkili mahkemeleri kaldıralım, seçim barajını kaldıralım, tutuklu milletvekili sorununu çözelim, düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıralım, sonra da anayasayı yapalım. Tamam, biz de yapmak istiyoruz. Zaten
bu ülkeye bir yeni anayasa yapılacaksa herhalde bunun sahibinin her tüm partilerden önce herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olması gerekir diye düşünerek, ama partinin karar mekanizması böyle bir karar verdi. Şu anda orada bulunulmasını, şu andaki konjonktüre göre, koşullara göre daha faydalı olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü bunu gördük biz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi eğer MİT yasasında ya da parçalı eğitim yasasında mecliste olmasaydı, komisyonu terk etmiş olsaydı, ne yurttaşlar bu yasaların bu kadar sıkıntılarının farkına varacaktı, ne de bizim müdahalemizle yapılan bazı iyileştirmeler hayata geçirildi. Dolayısıyla partinin karar mekanizmasının o platformda bulunup mücadelenin orada verilmesi, daha özgürlükçü, daha demokratik bir anayasa mücadelesinin orada verilmesi yolundaki kararının şu an için, şu koşullara göre bence daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Tabii belli aşamalarda kuşkusuz yeniden bu değerlendiriliyor. Orada bulunuluyor diye bir şeylere razı olacağını sakın düşünmeyin. Çünkü Anayasa Komisyonu'nun çalışma yöntemine göre bir kişinin bile karşı oy itiraz etmesi orada mutabakatla kalkılamaması demek. Dolayısıyla böyle bir güvence de var. Şuna emin olun, Cumhuriyet Halk Partisi sizin hayır dediğiniz hiçbir şeye evet demez. 14 ay oldu milletvekilleri cezaevinden çıkaramayan bir parlamentonun anayasa yapacağını nasıl bakıyorsunuz? Buna dair eleştirilerimi söyledim. Yani anayasa sürecini çok böyle tüm sorunları çözecek bir süreç olarak görmüyorum. Tutuklu milletvekillerinin çıkarılması için de, özgürlüklerine kavuşması için de gerçekten geçen bir yerde de söyledim. Yapılmayan tek şey Silivri cezaevinin basılıp zorla onların içeriden alınması. Süreç Silivri'nde seni güvenme. Evet. Nerede tutuklularsa. Sorular yani, bana geldi. Olsun da yani öyle bir kitle karşısındayız. Soru zaten sizi çok tetikte görüyorum burada. Nerede geçsem diye. Evet, yani burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi, buna da bir cevap vereyim. Sadece Silivri demiyor, genel başkanımız dahil. Bu sorun gündeme geldiği zaman tutuklu milletvekilleri diyoruz biz. Yani sadece Balbay ve Haberal değil, Engin Alan'da, Faysal Sarıyıldız'da diye tüm tutuklu milletvekilleri de kastederek biz tutuklu milletvekilleri diyoruz ve onu da burada vurgulamış olduk. Çünkü bu bir demokrasi sorunudur. Yani yurttaşlar oy vermiştir. Bunu başka adam bulamadınız mı diye hiç kimsenin haddi değildir. Hele hele bunu söyleyenin kendisini yasaklıyken parlamento tarafından yasağı kaldırıp parlamentoya girmesi sağlanmış bir bunu söylemesi o kişinin herhalde en son haddidir. Onun hakkındaki yüz kızartıcı suçlarla ilgili iddialar parlamentoda duruyor ki. Ben de hükümet demek istiyorum. Mesela Hatip Bilgi Belen içeride. Yani şeyde, parlamentoya bu kadar hizmet eden, o bölgeden çıkmış ve kendi sorunlarını dile getirmek isteyen, 10 yılını cezaevine geçirmiş Hatip Dicle'nin hala tutuklu bulunması sizce doğru mu? Yani benim bir milletvekili olarak aslında siz Hatip Dicle'yi de unutmamanız gerekirdi diye düşünüyorum. Ancak o zaman gerçek bir demokrasiden söz edebiliriz. Ve sadece Tekrar evet. Ediyorum, tekrar vurgulayarak söyleyeceğim. Özel yetkili mahkemelerin AKP yargısının tutukladığı hiçbir kimsenin özgürlüğünü hak ederek yitirdiğine inanmıyorum. KCK davası neyse, Ergenekon davası da o. Oda TV davası neyse, devrimci karargah davası da o. Oda TV'de tutuklu olan gazetecilerin durumu neyse, Azaliye Varak'tan tutuklu olanların durumu da o. Bu bir özgürlük sorunu. Anlaştık mı siz ona? Evet. Aynı cümleyi siz de kuracak mısınız? Tavcı ekran neyse, Ergenekon da o. Şöyle söyleyeyim. Yani ben şu anda Silivri'de bulunan tüm tutuklu bulunan milletvekillerin, gazetecilerin, her kim olursa olsun düşünce özgürlüğünden dolayı içeride olan herkesin salı verilmesini isterim ve bunlar için mücadele ederim. Mesela normalde isimler söylenmez.
düşünüyorum. Ya o Türkiye'nin koşullarından, o coğrafyadan çıkan, bunun ceremesini çeken, bunun acısını çeken yani bir politikacı. Yani o anlamda madem eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden söz ediyorsanız bence Silivri dendiği zaman Hatip Dicle'de denmeli. BDP'ye işlediğim siyasal olarak mücadele eden yani siyasetçilerin de belediye başkanları içeride ya onlardan da söz edildiği zaman bence CHP olarak çok daha iyi etkin rol oynarsınız diye düşünüyorum. Şu anda özel yetkili mahkemelerin yargıladığı 20 bin üzerinde insan var. Yani kuşkusuz 20 deyince o eksik kalır, o eksik kalır. Bunun da sonu yok. Zaten isim vermedim. Soru gelince isim verdim. Siz söyleyince isim verdim ben. Siz söyleyince ben isim verdim. Ama burada çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi AKP'nin aslında ekonomik politikalarını hayata geçirirken de yaptığı bir taktik var. Bu muhalefeti parçalama taktiği. Hatırlarsanız Ergenekon soruşturmaları ilk başladığı zaman özellikle Sosyalist Sol ve Kürt Muhalif Hareketi diyebileceğimiz o hareketin içerisindeki kişiler bu soruşturmaya sonuna kadar destek verdi. Hala da belli kesimlerin bu desteği sürüyor. Bu ilk önce algılanamadı. Oda TV davası, devrimci karargah davası ama ne zaman ki iş KCK soruşturmasına geldi, o zaman anlaşıldı ki ya acaba orada da bir sıkıntı olabilir mi? Yani suçlananların, yargılananların kişiliklerinden, isimlerinden bağımsız olarak söylüyorum. Oda TV davasında adaletsiz davranan bir yapı, Balyoz'da adalet içerisinde davranamaz. Çünkü aynı hakimler var. Şimdi bunu görüp bizim AKP'nin ya da bu kurguyu yapanların bizi düşürmek istediği tuzağa düşmememiz gerekir. Onun için ben daha çok genelde özgürlüklerden, hukukun genel kurallarından bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü ekonomide de aynısını yapıyor. AKP bazı muhalefeti bastırma noktasında da aynısını yapıyor. İnsanları doğuştan gelen kimliklerine hapsederek sadece onun temelindeki taleplerini ön plana çıkararak gerçek çelişkileri gizlemeye çalışıyor. Yargıyla ilgili de yaptığı şey birileri işte burada bile neredeyse o tartışma alevlenecek. Birileri bir davaya çok fazla ilgi gösteriyor. Kuşkusuz insanın dünya görüşüne göre önceliği olacak. Kuşkusuz ama nerede bir hak ihlali varsa orada olunması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi de HES davalarında KCK'ya, Oda TV'de, Balyoz'a bu hak ihlallerinin olduğu her davada hakkı yenilenin, ezilenin, sömürlenin yanında olmaya gayret ediyor. Bundan sonra da daha eşit bir şekilde gayret edecek. Teşekkür ederim. Adliyelerin kapanması iş yoğunluğundansa Alevi köylerdeki camiler neden kapatılıyor? Şimdi bunu adliyelerin kapatılmasında aslında çok kullanıldı. Bu ben hatta su hizmetleriyle ilgili de söyledim. Şimdi adalet ihtiyacı gerçekten insanın o ihtiyaç sıralamasında en önde yer alan ihtiyaçlarından birisi. Eğer bir insan hayatında adaletin gerçekleşmediğini, hele hele ceza adaletini bir otoritenin bu sorunu çözeceğine dair inancını yitirirse gerçekten toplum çözülür. Şu anda Türkiye'de onu yaşıyor. Bunu Cemil Çiçek'e isterseniz bu soruyu gönderelim. O da Diyanet'ten bir fetva alsın, o cevap versin. Solun yaptığı her olay ya da eylem örgüt sayıldığı halde sağın yaptığı hiçbir olay örgüt sayılmaz, bireysel olarak kabul edilir. Ya bu tabi soru değil ama yani sorulmak istenen şey şu sanırım. Bu salıverilen Bahçelievler katilleri ve diğer sağ eylemcilerin durumunda şöyle bir ya bununla bağlantılı bir incelik var. Şimdi eskiden idam cezası varken bizim hukukumuzda sol örgütlerin
üyelerin idam ayarlarını. Çünkü 146. madde vardı. Anayasal düzeni pardon, birisi ona saydı. Evet. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs amacıyla kurulmuş bir örgütün üyesi sayılırlardı. Yani bir silahlı eylemin içerisinde olmasalar bile idamla yargılanır ve idam cezasına mahkum olurlardı. Ama sağ elinde bir kişiyi öldürmüş olsalar bile eğer hunharca değilse ya da idam koşulları yoksa işte 24 yıl hapis cezası alırdı. O zaman bu mekanizma o örgütlerin ya da o yapının işine gelirdi. Bu hukuksuzluk, eşitlik ilkesine aykırı olarak söylenildiği halde. Hatta sıkı yönetim mahkemelerinin, DGM'lerin şöyle kararları var. İşte bu sağ örgütler ülkeyi korumak refleksiyle kurulmuştur deyip terör örgütü olarak görülmezlerdi. Ama dönem değişti. İdam cezası kaldırılınca bu sefer bu sanki bir adaletsizlikmiş gibi görülmeye başlandı. Oysa bu arada zaten bir sürü sol örgüt mensubu asıldı. Ömürlerinin çok önemli bir kısmını cezaevinde geçirdi. Şimdi ömürleri boyunca firar etmiş. İşte Bahçelievler gibi çok yani insanın tüylerini ürperten bir katliamın hükümlülerinin bu gerekçeyle salıverilmesi tabii ki adalet duygusuyla bağdaşacak bir şey değildir. Sayın Cihaner, son bir soru daha cevaplayalım. Ondan sonra bitirelim. Yargı Arguan'dan Malatya'ya gidiyor. Hukuk ve CHP'ye nereye gidiyor? Şimdi CHP kurultaya gidiyor. Biliyorsunuz 2 gün sonra kurultayımız var. Umuyorum ki bu kurultay CHP'yi iktidara götürecek. Bir kadroyu getirecek. Bu sorunun cevabını da CHP iktidara gidiyor diye vermek istiyorum. Milletvekili olmadan enerjinin Türkiye'ye dağıtılmıştı. Şimdi bu enerjiyi alamıyoruz. Sorun genel merkezlerin yok. Ha, bu bana yönelik. Kişisel bir soru. Ya aslında böyle bir eleştiri çok sık geliyor bana. Şimdi bunu bir kere tüm milletvekillerimizin, tüm muhalefet partilerinin yaşadığı bir sıkıntı var. Sizlerin duymayı istediğiniz şeyler aslında birçok milletvekilimiz söylüyor. Birçok muhalif söylüyor. Bunların size iletileceği kanallarda çok ciddi bir sıkıntımız var. Birinci sorun bu. İkinci sorun gerçekten parti son 2 yıldır çok olağanüstü bir süreç yaşıyor. Hemen yönetimin değişmesi akabinde bir referandum, arkasından genel seçim, 4 kurultay. Bu partinin enerjisini yeterince dışarıya harcayamaması gibi bir sonucu doğurdu. Yeterince diyorum. Ama buna rağmen lütfen yapılanlarda yabana atmayın. Şimdi karşımda olduğu için sadece onunla ilgili şeyler aklıma geliyor. Pozantı'daki tecavüz olayının geçmişi çok eskiye dayanmasına rağmen ortaya çıkarıp kitleye mal edilmesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sayesinde oldu. Başta Veli Ağbaba. Birçok cezaevlerinde inanılmaz hak ihlalleri var. Bunlarla ilgili önemli ölçüde farkındalığı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri sağladı. HES'lerle ilgili, yani şu anda AKP gerçekten ülkenin havasını, suyunu, her şeyini gözlemiş durumda. Ona dair önemli bir farkındalığı Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri sağladı. Bunun dışında bu kişisel olduğu için ben çok fazla kendimle ilgili yanıtlamayayım ama ben de enerjimi önemli ölçüde bir müddet yurt dışında, çünkü orada çok fazla davet geliyordu. Yurttaşlar Türkiye'de olup bitene dair bilgilenmek istiyordu. Yurt dışında ve üniversitelerde harcadım. Oralarda elden geldiğince konuşup. Çünkü eğer iletişim kanalları tıkalıysa elden geldiğince yüz yüze, birebir bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. O yöntemi kullanmaya çalışıyoruz. Ama böyle bir eleştiri varsa demek ki daha çok çalışmamız lazım. Sadece
bir soru vardı. Ben sadece onu ek olarak yanıtlayayım. Aile ve çocuk yönetmenin çok yoğun olduğu dönemlerde, o da biraz kişisel, aslında kişisel hiç konuşmak istemiyorum ama benim de görevde olduğum ve benim o zaman ne yaptığım anlamına gelecek bir soru var. Ben 1997-99 yılında İdil'de görev yaptım. O zaman Türkiye'yi kapsayan gayrimeşru cinayetlerle ilgili bir soruşturma başlatmıştım. O soruşturmada onlarca kimliği belli edilmeden gömülmüş gayrimeşru cinayetlerin kurbanının kimliğini açığa çıkarıp önemli ölçüde sarıda tespit edip bir davayı Rize'yi Diyarbakır Devlet Yönetim Mahkemesi'ne göndermiştim. Yani bana bu tarz bir eleştiri getirilmesini haksızlık olarak gördüm. Kafanızı şişirdim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün konumuza da çok teşekkür ediyorum. Bizlerle çok konuşacağız, tartışacağız, toplantılar yapacağız. Ve bundan sonraki süreçte de yine yargı Türkiye'de olumsuz giden her şeyi tartışmaya devam edeceğiz. Ben özellikle şunu söylemek istedim son olarak. Birbirimizin gözyaşlarımızı sildiğimiz sürece, dertlerimizi, acılarımızı ortak olup paylaştığımız sürece bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz diye düşünüyorum. Bizler yapacağız bunu, sizler yapacaksınız. Yeter ki örgütlü olalım. Örgüt lafını eskiden çok korkardı babam. Kızım yine kafanı kıracaklar derdi. Şimdi babam örgütlenmemiz lazım. Ve babam böyle bir noktaya geldiyse hepimiz de bu noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun sen. Ya kusura bakmayın, bu lafı etmem lazım. Muhalefete muhalefet edilmez. İktidara muhalefet edilmez. Çok teşekkür ederim.